arkadaşlar kahvaltı için bir mekana girdik ama tam bir fiyaskoydu. İngilizce zaten bilmiyorlar. Hiçbir şekilde anlaşamadık. İki tane omlet, bir tane tavuklu mücver benzeri bir şey, bir de vişneli turta söyledik. Omletleri mikrodalgada ısıttılar, hazır bir şekildeydi. Mücver zaten soğuktu, bu da hazırdı. Lezzete gelecekse eğer, yani 10 üzerinden kaç derseniz? 3. Hayatta kalmak için yani. Yani hayatta kalmak için yani. O da lezzet için değil. Çok sıkıntılı. İyi yerleri vardır elbet ama dünden beri henüz onu çok yaşayamadık. Çay normal bildiğimiz çay. Hiçbir sıkıntısı yok, gayet iyi. Hepsine total 4 kişilik kahvaltı. 2 omlet, tavuklu mücver, 1 turta, 4 tane de fincan çay. 1200 ruble. Yaklaşık olarak 300 lira civarında yapıyor. Kişi başı da 75 TL gibi bir kahvaltı fiyatı var. Yani bir çay, bir de bu kötü omlete 75 lira. Çok fazla. Mekanın ismini yazıyorum, buraya gelmeyin. Arkadaşlar şu an Saint Michel Kalesi'ndeyiz. Burası 1. Paul tarafından 1700'lerin sonunda inşa ediliyor. 1. Paul ailesiyle beraber kışlık sarayında yaşıyordu. Ancak suikast korkusundan dolayı bu kaleyi yaptırma ihtiyacı duydu. Kendisi bu kalenin inşaatından yaklaşık 40 gün sonra tam arkamda gördüğünüz kalede suikasta uğrayıp öldürüldü arkadaşlar. Ordu 1800'lerin başında bu binayı mühendislik okulu olarak kullanmaya başlıyor. Dostoyevski de mühendislik eğitimini bu okulda alıyor arkadaşlar. Arkadaşlar Gri Boadev kanalının yanındayız. Arkamda gördüğünüz yapı da St. Petersburg'un sembollerinden bir tanesi. 1. Alexander'ın bu yapının yanında suikaste uğramasından dolayı yapıya Kanlı Kilise ismi verilmiş. Orijinal ismini de yazıyorum. St. Petersburg'a geldiğinizde uğramanız gereken lokasyonlardan bir tanesi. İçeriye giriş 450 ruble. Biz girmedik, siz girip inceleyebilirsiniz. Arkadaşlar arkamda gördüğünüz yapı Hermitaş Müzesi. İçeride 6 milyondan fazla sanat eseri var ve dünyanın en büyük sanat müzesi arkadaşlar. St. Petersburg'un kalbinde. Meydan harika. Gelince burada çok iyi fotoğraflar çekebilirsiniz. Arkadaşlar, Ruslar ve Ukraynalılar arasında savaş nedeni olan borş çorbası. Ukrayna'da yemiştik, çok lezzetliydi. Bir de Rusya'da deneyelim diyoruz. Of, et parçaları var içinde, çok iyi görünüyor. 10 üzerinden 9 kesinlikle. St. Petersburg'a gelince, Rusya civarında sınırların içine girince bu çorbayı içmelisiniz. Ben genel olarak beğendim. Merakla pelmeni'yi bekliyoruz. 10 üzerinden? 10 üzerinden 9 çorba. 9. Ben zaten sebze çorbasını çok seven birisiyim. Biri de şuradan kırıyorum. Sanki rendeden geçmeyecekmiş de. Ama şöyle şimdi bak, çorbada da ben taneli çorbaları seviyorum. Ben de seviyorum. Evet. Ben de seviyorum hani ama şurada tane değil sanki. Bu komple domates gibi geliyor. Blender'ı vurulmasını istemezdim mesela.
Evet abi. Evet yok yok. Bilencik. Yani süzme mercimek gibi aynı tadı vermez bence bu. Taneli olması daha iyi olmuş. Bu biraz yemek kıvamı. En azından çorbanın muhteviyatını da görüyorsun. Bir bakıyorsun pancar geliyor, bir bakıyorsun havuç geliyor, bir bakıyorsun soğan geliyor. Mesela bu sarımsak olayı bizim hiçbir çorbanın yanında verilmiyor. Evet. Gördünüz mü? Evet, çiğ sarımsak verildi bir de. Çiğ sarımsak yedik. Sarımsak sosu döküyoruz yani, bir yana. Yani naneli şeker gibi katır katır yedik. 10 üzerinden ben de 9 veriyorum. Ben bunu daha önce Ukrayna'da da içtim bu arada. Kiminle? Fatih Kurut diye bir beyefendi var, YouTuber olmak istiyor kendisi. Evet. Bunu Ukrayna'dakinden daha çok beğendim. Evet. Ukrayna'dakinde bu kadar et yoktu. Burada tane tane bütün etler var. Yanında taze soğan ve sarımsak gelmesi de çok hoşuma gitti. Çorbayı çok beğendim çorbanın arkadaşlar. Çorbanın fiyatı nedir? 100 lira çorba. Arkadaşlar, arkamda gördüğünüz yapı Petersburg'un önemli yapılarından bir tanesi. St. Isaac Kilisesi. Bu kilise 1800'lü yılların sonunda inşa ediliyor ve yapımı yaklaşık 40 sene kadar sürüyor. Önemli bilgi ise 2. Dünya Savaşı'nda Naziler tarafından bombalanmaması için kubbeleri, altın kubbeleri gri renge boyanıyor arkadaşlar. Şu anda yapı müze olarak işletilmekte. Ziyarete açık. Arkadaşlar, St. Petersburg'da nehirlerin arasında bir adadayız ve adanın özelliğini Doğan'dan dinliyoruz. Burası nehirlerin arasında bulunan bir adacık ve bu adacıyı İsveç saldırılarına karşı kale olarak kullanmışlar. Yani yapılış amacı o şekilde. Daha sonra Bolşevik zamanı bu kaleyi zindan olarak da kullanmışlar. Bu adacık komple olduğu gibi bir kale. Travel'da olduğu gibi bir ülkenin ekonomik standartlarını anlamanın ortak yoludur. Ülkedeki global hamburgerciden hamburger yemek ve lezzetine göre fiyat performans değerlendirmesi yapmak. Şimdi biliyorsunuz bu ambargo olaylarından sonra birçok firma çekildi. Burger de çekildi aslında ama sanırım isim hakkını bırakmış. Her yerde Burger King yazıyor. Ama ürünler bizim yediğimiz Burger King'e benzemiyor. Patatesten anladığımız kadarıyla patates formatı çok değişmiş. Hem daha kalın hem daha kullanılan yağ ve lezzet daha değişik gelmiş, değişmiş. Soslar zaten ekstra ücretli. Biz iki menü aldık, et menü. Birinde tek et var, birinde bulgur gibi düşünebilirsiniz. Orta boy içecek ve patatesle beraber 1100 ruble verdik. O da ortalama 300-350 lira civarında yapıyor. Bakalım fiyat performans uygun mu? Standart Burger King lezzeti yok. Daha çok ev yapımı bir köfte tadında. Bence sıkıntısız yenebilecek, tercih edebilecek bir lezzet. Ben Rusya'ya geldiğimden beri ilk defa düzgün bir şey yiyorum ya da keyif alıyorum diyeyim ya. Şu an çok iyiyim. Orijinal Burger King şeyinden değil, burgerında değil, et olarak, pat olarak. Kola leş. Kola çok kötü. Kola ekşi. Çok kötü. İnanılmaz kötü. Ama fiyat performans kaldırır mı? Bence kaldırır. Çünkü dolu dolu et var içinde. Ve lezzetli yerinde bence. Puanım 10 üzerinden 8,5 arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi metro binişleriyle ilgili bazı sıkıntılar oluyor. Daha doğrusu bizim yanımızda yüklerimiz olduğu için, eşyalarımız, çantalarımız olduğu için güvenlik kontrolü biraz sıkı. O yüzden bizi X-ray cihazına yönlendiriyorlar. İstisnasız girdiğimiz her metroda çantaları çıkartıp X-ray cihazına vermemiz gerekti. Girişte bir tane memur bekliyor, o bizi yönlendiriyor. Daha doğrusu girenleri ayıklıyor. Böyle bir süreci var, bilginiz olsun. Rusya'da metro girişleri biraz kontrol olarak, güvenlik kontrol olarak yüksek. Petersburg'un merkezinden D2 ve D4 metrolarını kullanarak tren istasyonuna gidiyoruz. Murmansk treninin olduğu istasyona gidiyoruz. Ladovski'ydi ismi. Önce D2, sonra da D4'e geçiş yaptık. Şimdi tren istasyonuna geçmek için yukarıya çıkıyoruz. Bu da epey uzun bir metro merdiveni
Şimdi trene geçelim. 24 saatlik tren yolculuğu başlıyor. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar, Murmansk'a gideceğimiz tren arkamda, çift katlı tren olarak bineceğiz. Biz alt kattaki kompartmanlardayız. Güzel bir yolculuk olacak. Tam 24 saat sürecek. Saat 21.24'te yola çıkıyoruz. Yarın akşam 21.21 civarında Murmansk'a inmiş olacağız ve otele yerleşmeden direkt olarak kuzey ışıklarını izlemek için bir şoförle anlaştık. O bize mini bir tur düzenleyecek. Gece saat 2-3'e kadar sürecek olan bir tur. Bildiği belirlenmiş lokasyonlara gidip kuzey ışıklarını izlemeye çalışacağız. Şu an için hava açık ve güzel görünüyor Murmansk'ta. Buradaysa hava -4 derece. Şubat ayının ortasındayız. Buraya gelecekseniz gerçekten korunaklı kıyafetlerini giymeniz de fayda var. Özellikle ayakkabı ve içlik olarak kıyafetlerinizi iyi seçmelisiniz. İçerideki detayları da size aktaracağım. Gelen turistleri bu sorularla açığını yakalayıp rüşvet alma yöntemiymiş.